de mücadele ediyorsunuz. Elinizde silahlar var. Karın kırın, kışın fırtınanın ortasında bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Yaralanıyorsunuz ama gazi sayılmıyorsunuz. Vücudunuzda mermi var ama biz sizi gazi saymıyoruz. Bunlar örgütlendiler, bu kardeşlerimiz. Dernekler kurdular, şubeler oluşturdular. Bize de geldiler. Söz verdim kanun teklifi hazırlayacağız diye. Ama bize sadece gelmeyin. Bütün siyasi partilere gidin. Bütün siyasi partilerden söz alın. Sizin olayınız siyasi bir olay değil. Sizin olayınızın sağa solu olmaz. Sizin olayınız bir vatanseverliktir. Bu parlamentoda vatansever olan bütün partiler size gazilik ünvanını vermek için elini kaldırır dedim. Gittiler. Gezdiler. Bizim kanun tekliflerini reddettiler. MHP'ye gittiler. Söz verildi onlara da. Kanun teklifini vereceğiz ve geçireceğiz. Değerli arkadaşlarım. 7 aydır MHP'nin verdiği kanun teklifi bekliyor. 7 aydır. Niye bekliyor? Neden bekliyor? Ben söyleyeyim. Gazi arkadaş, onları gazi saymıyorlar ama biz onları gazi sayıyoruz. Gazi arkadaşlarıma söyleyeyim. Neden beklediğini? Saraydan irade alınmadığı için bekliyor. Saray çıkarmayacaksınız diye çıkarmıyorlar. Saray hala bizim yanımızda düşünüyorsanız saray sizin yanınızda değil. Saray kimin yanında diye soruyorsanız ben size söyleyeyim. Beşli çetenin yanında. Sizin yanınızda. Söylüyor. Başkanları söylüyor. Sayın Polat, 20 bin asker ve polis maalesef devletimiz tarafından gazi sayılmıyor. Niye sayılmıyor? Nedir bu ayrımcılık? 15 Temmuz gazisi için dediler tırnağa yaralansa gazi sayacağız. Dönemin başbakanı söyledi. Ya vücudunda kurşun mermisi var kardeşim. Sen bunu nasıl gazi saymasın? Daha acı olanı ise bir başka gazimiz ifade ediyor. Namık Kemal İzmitli. 1993 yılında Şırnak'ta çıkan bir çatışmada karnımdan yaralandım. Allah'ın bir lütfu, şu anda yaşıyorum. Ancak bu yaralanma sonucunda bana komutanlarım üstün cesaret, feragat, altın madalyası verdiler. Çok mutlu oldum. Ama bugün benim torunum bana soruyor. Dede sen gazi değil misin diye. Üstün cesaret madalyasını almış, duvarını asmış. Torunu soruyor. Dede sen gazi değil misin? Gazi sayılmıyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarmamız lazım. Ben o gazi kardeşlerime söz veriyorum. Eğer bunları yapmazlarsa, eğer bunlar hala beşli çetenin dediklerini yapıyorlarsa, hala rant ve ihale dağıtıyorlarsa hiç meraklanmayın, az kaldı. Az kaldı, geliyor gelmekte olan ve çözeceğiz. Çözeceğiz, çözeceğiz. Çözeceğiz. Teşekkür ederim. İnançla çözeceğiz, kararlılıkla çözeceğiz. Bu işin siyaseti mi olur ya? Ben akşam evimde huzur içinde yaşıyorsam bu kahramanlar yüzündendir. Bu gaziler yüzündendir. Bu şehitler yüzündendir. Onlara bu toplumun minnet borcu vardır. Hepimizin bunu çok iyi bilmesi lazım. Ülkücü kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor. Ama parlamentoda milliyetçi geçinenler bunu bilmiyor. Saraydan emir alacaklar. Ne zamandan beridir milliyetçiler birilerinden talimat alır, emir alır. Değerli arkadaşlarım, Serha şehri Kars'a gittim. Çok güzel bir kent. Olağanüstü güzel bir kent.
Çok zengin bir kültürü var, zengin bir tarihi var. Aşıklık geleneği var. Sazıyla sözüyle aşıkları dinlerdik. Bütün sosyal olayları hicvederlerdi. Karşılıklı atışırlardı. Bu kadar güzel, bu kadar derin kültürü olan bir kentteydik. Değerli arkadaşlarım, daha önce de kente gitmiştim. Fakat son 20 yıldır Kars büyük bir kan kaybına uğramış. Sokaklarda gezdiğim her yerde, caddelerde gezdiğim her yerde ceplerim ne olursunuz bana iş bulun kağıtlarıyla doldu. Ve kan kaybediyor. Bu güzel ülkemiz, bu güzel yurdumuz, Türkiye genelinde ifade ediyorum. Ülkede kan kaybı olunca ekonomik açıdan her yere bunun sıçradığını görüyorsunuz. En çok da kimsenin bir anlamda görmediği yerlerde, Kars'ta, Iğdır'da, Ardahan'da, Erzurum'da, Ağrı'da, buralardaki kan kaybı çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Kars örneğini vereyim. Büyük zengin platoları var. Hayvancılık için, besicilik için biçilmiş kaftan aslında. 2002 yılında Kars'ta 35.528 çiftçi ÇKS'ye kaydını yaptırmış. Çiftçi kayıt sistemine. Bugün bu rakam 24.000, 35.000'den 24.000'e düşmüş durumda. 24.822. Her üç kişiden birisi ben vazgeçtim diyor. Yapmadım, yapmayacağım diyor bunu. Benzer tabloyu Doğu Anadolu'nun bütün illerinde görebilirsiniz. Peki ekmiyorlar da ne yapıyorlar? Dışarıdan alıyorlar. İthal ediyorlar dışarıdan. Kendi çiftçisi kazanmasın, bana muhtaç olsun. Ekmeğe muhtaç olsun. Ekmek vereyim, oyunu alayım mantığıyla gidiyorlar. Ama başka ülkenin çiftçilerine buradan milyar dolarlar aktarılıyor. O rakamları vereyim ben size. Büyükbaş ithal etmişiz AK Parti hükümetleri döneminde. Ödediğimiz para 7 milyar 365 milyon dolar. Bütün milletvekillerin bunu not alsınlar. 7 milyar 365 milyon dolar canlı hayvan. Büyükbaş ithal etmişsiniz, buna ödemişsiniz. Sadece bu mu? Hayır. Küçük bir baş hayvan da ithal etmişiz. 373 milyon 215 bin dolar. Bu yetmemiş, bir de kırmızı et ithal etmişiz. Ona da 1 milyar 433 milyon dolar para ödemişiz. Toplam ödediğimiz para 9 milyar 171 milyon dolar. Şimdi bütün besici kardeşlerime sesleniyorum. Vicdanı olan herkese sesleniyorum. 9 milyar 171 milyon doları biz kendi çiftçimize ödeseydik, besicimize ödeseydik ne olurdu? Orta Doğu'yu beslerdik. Türkiye'yi beslerdik. Kafkasları beslerdik. Bu iktidar kime çalışıyor? Bu iktidar Batı'nın çiftçisine çalışıyor. Size değil. Size sırtını dönmüş vaziyette. Daha acı bir rakam vereceğim. Çok daha büyük bir rakam vereceğim size. Yem ham maddesi ithal etmişiz. AK Parti hükümetleri döneminde. Yem ham maddesi dışarıdan kaç lira ödemişiz? 58 milyar dolar. Devletin resmi rakamları. 58 milyar dolar dışarıdan yem ham maddesi ithal etmişiz. Niye sen yapmıyorsun? Dünya kadar işsizimiz var. Fabrika yapacak alan mı yok? Yer mi yok? Ham madde mi yok? Hepsi var. Amaç ne? Amaç bizim insanımız açlığa mahkum olsun. Sonra dalga geçiyor. Cep telefonun var mı? Onu bile fazla görüyor. Elinden gelse elindeki cep telefonunu da alacak. Vay, nasıl konuşuyorsun? Demek ki sen zenginsin. Ver bakayım cep telefonunu. Tam bir ahlaksız siyaset algısıyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım, çiftçi kardeşlerim merak etmesinler. Söyledim. Hiç merak etmeyin. O bölgeyi tarım ve hayvancılık açısından stratejik bölge ilan edeceğiz.
Bir süre sonra sadece Türkiye değil, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da görecek. Herkes görecek. Türkiye'nin besicilikte ne kadar ileriye gittiğini görecek. Çiftçilerimizin nasıl kazandığını görecek. Ele muhtaç olmadığını herkes görecek. Bunu yapacağız. Mazotu bedava vereceğimizi, ÖTV'siz, affedersiniz, ÖTV'siz vereceğimizi söyledim. Yine bütün çiftçi kardeşlerim duysunlar. Öyle traktördü, hayvandı, geleceğiz, alacağımız var. Bunları hazzedeceğiz, buna da son vereceğiz. Bunlara da son vereceğiz. Herkesin bunu bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım, acı bir olay var ama bunu söz verdim. Çam Çavuş Köyü'ne gittim. O köylülere söz verdiğim için burada anlatacağım. Bir baraj yapıyorlar. Doğrudur, baraja ihtiyaç varsa yapılacak tabii. Baraj yapıldığı için köyü başka bir yere taşıyorlar. Taşınması lazım, doğru. Ama köy barajla yol arasına sıkışmış vaziyette. Hayvanlar Mera'ya gidecek, yolu geçmeleri mümkün değil. Köprü istiyorlar, biz köprü yapmayız diyorlar. Su lazım, kuyu suyu çıkarın diyorlar. Kuyu, evet, enerjide, elektrik, şu bu, suyu çıkarıyorlar. Ama su da yüksek arsenik var. Ben söylemiyorum bunu. Susuz kaymakamlığı söylüyor. Bu su içilmez diyor, yüksek arsenik var diyor burada. Kullanılamaz, insan sağlığı açısından zararlıdır diyor. Ama buraya su gelmiyor, hala gelmiyor. Buradan Kars valisine sesleniyorum. Özel idareden yapıyorsan yap kardeşim. İstiyorsan devlet su işlerini harekete geçir, yap kardeşim. 2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde yapmazsan o köye suyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları getirecek kardeşim. Bir köyü nasıl susuz bırakırsınız ya? Bir de cami yapmışlar ibadeti için. 7 yere taşınmışlar. Gayet doğal. İl özel idaresi camiye ruhsat vermiyor. Cami kaçak. Ya akıl alacak şey değil. Gerçekten akıl alacak şey değil. Böyle bir rezaleti hiç duymadım. İlk kez orada duydum. Olacak şey değil. Bunun da süratle yapılması lazım. Tıp fakültesi var. Hastane var. Ama hastalar hastaneye gidiyorlar. Erzurum'a sevk için, çünkü branşların çoğu yok. Bütün Karslılar bunu biliyor. 21. yüzyıldan söz ediyoruz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, olay bir tane değil ki. Türkiye yönetilmiyor diyoruz. İyi yönetilmiyor Türkiye. Akılla, bilgiyle, birikimle yönetilmiyor. İtibar sahibi olan bir Türkiye, kendi bölgesinde ve dünyada saygınlığı olan bir Türkiye, saygınlığını yitirmeye başladı. Mali Eylem Görev Gücü, OECD'nin kurduğu, yani Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurduğu bir yapı, bir kurul. Türkiye'de onun kurucu üyelerinden birisi. Kara parayla ve terörü finanse eden alanlarla mücadele edecekler. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Siz yeteri kadar kara parayla ve terörün finansmanıyla uğraşmıyorsunuz. Terörün finanse eden kaynakları yeteri kadar el koymuyorsunuz. Bu kaynaklara göz yumuyorsunuz ve terör tırmanıyor. Bu açıklamayı yapıyorlar. Ve sizi gri listeye aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını ayaklar altına almaya bu hükümetin ne hakkı vardır? Ne yetkisi vardır? İtibar bu kadar rahat kaybedilecek bir olay mıdır? Bunun da bütün vatandaşlarım tarafından bilinmesini isterim. Geliyor, terörle mücadele ediyoruz vesaire falan filan diye bir sürü laflar ediliyor. İktidar kanadı, ama El-Kaide olunca, IŞİD olunca onların banka hesaplarına ses çıkarmıyorlar. Para hareketlerine ses çıkarmıyorlar. Sanıyorlar ki dünya görmüyor. Dünya tamamını görüyor kardeşim ya. Sen hangi çağda yaşıyorsun? Hangi çağda yaşıyorsun? Değerli arkadaşlarım,
Devletin sosyal devlet olması gerektiğini defalarca ifade ettim. Anayasa öyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor. Sosyal devlet ne demektir? Alayım, onu da okuyayım. Nereden okuyacağım? Bir Anayasa Mahkemesi kararından okuyacağım. Sosyal hukuk devleti güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Buna kısaca sosyal devlet fakirin fukaranın yanında olan onların refah içinde yaşaması için çaba harcayan devlet demektir. Türkçesi bu. Değerli arkadaşım, sosyal devlet bu felsefeden yola çıkınca işsizine iş bulan devlet demektir. Ekonomik kalkınmayı büyüten de devlet demektir. Adaletle vergi alan devlet demektir. Ekonomik büyümeyi adaletle sağlayan devlet demektir. Kaçakçılıkla, terörizmle, kara parayla uğraşan devlet demektir. Bunları kendi ülkesine sokmayan devlet demektir. İtibarını büyüten devlet demektir. Bunların yapılması lazım. Söylüyorlar. Efendim, her evde araba var. Kapıcısında araba var. Kapıcısında da araba var. İkinci ele araba yetişmiyor diye beyefendi bu şahıs böyle bir şey söylemiş. Her evde araba var. Yani nasıl oluyor da her evde araba var? Ona mı göz diktin sen? Efendim, kapıcının da arabası var. O bir aile kardeşim. Çoluk çocuğu iyi yerde çalışabilir, bir araba alabilir. Onun arabası var diye Türkiye zengindir sanıyor. Sen o arabayı o kişi alırken, o cep telefonunu o kişi alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? Sadece cep telefonundan örnek vereceğim. Kültür Bakanlığı bir vergi alıyor. TRT ayrıca alıyor. ÖTV alınıyor. Bütün bunların üzerinden bir de KDV alınıyor. Peki bu vergiler nereye gidiyor? Beyefendi sen sarayında saltanat tür diye sana verilmiyor. Ama sen bu paraların tamamını saltanatın için kullanıyorsun. 13 uçağın için kullanıyorsun. Sayısını bilmediğimiz araçların için kullanıyorsun. Dönüyorsun apartman görevlisinin arabasına göz dikiyorsun. Onun arabası var, siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar zengin diyor. Sen apartman görevlisinin kaç lira aldığını biliyor musun? Asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyor musun? O insanların nasıl yaşadığını biliyor musun? O insanların çocuklarının rutubet ortamında yaşadığını biliyor musun? Bilmiyorsan git gün görene ve gör orada. En çok oy aldığın yerlerden birisidir. Değerli arkadaşlarım, devleti yönetemezler. Yönetmiyorlar da zaten. Yönetme gibi bir dertleri de yok zaten. Devleti soyulacak organ gördüyseniz zaten devleti yönetmezsiniz. Devletten nasıl nemalanırım? Ben, yakınlarım, arkadaşlarım nasıl nemalanır? Nasıl kaynak transferini bir yerlere yaparız? Bunun için uğraşıyorlar. Acaba o şahıs yaşam kalitesi diye bir deyimin olduğunu biliyor mu acaba? İnsanların refahını artırmanın ne anlama geldiğini acaba biliyor mu? Değerli arkadaşlarım, son günlerde yaşadığımız ekonomiyi derinden sarsan olaylar Türkiye'nin yönetilmediğinin, bakanlıkların devre dışına çıkarıldığını gösteriyor. Bütün kararların bir kişi tarafından alınıp gece gündüz çalıştığına da tanığız. Biliyoruz. En son büyükelçiler olayı. Türkiye böyle bir rezaleti yaşamadı. Dünyada da böyle bir rezalet olmadı. Gece gündüz çalıştılar. Görüşmeler yaptılar. Olayı telafi etmeye çalıştılar. Peki dolar ne oldu? Söyler misiniz Cumhuriyet tarihinde böyle garip bir devlet yönetimine hiç tanık oldu mu? Vatandaşlarımız tanık oldu mu böyle bir garip yönetime? Bu şunu gösteriyor. Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim eder. %100 para verenler, dolarla ihale alanlar, dolarla yol köprü geçiş ücretlerini tespit edenler. Kazanan bunlar. Kaybeden 83 milyon. Bunun bilinmesi lazım. Bir tablo çıkardık. Kamunun, devletin dolar döviz cinsinden iç borcu 200 milyar dolar.
Kamunun, özel sektör hariç. Kamunun 240 milyar dolar. Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşın sırtına gelen yük 24 milyar Türk lirası. 24 milyar Türk lirası vatandaşın sırtına diyor. Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla bir zam yağmurunu zaten hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bir soru daha sorayım. Özellikle AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sorayım. Onlara geçmişte oy veren kardeşlerime sorayım. Memleketi bu hale kim getirdi? Dünyanın en basit sorusu ama aydınlanmamızı sağlayan temel bir soru. Memleketi bu hale kim getirdi? Dış güçler diyorlarsa, o zaman 20 yıldır Türkiye'yi dış güçler yönetiyor da bizim mi haberimiz olmadı? Eğer dış güçler bu ülkeyi yönetiyorlarsa, bu kararları alıyorlarsa, beyefendi senin saraydaki işin ne? Sen orada niye bekliyordun? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dış güçlere teslim ettin? Sanıyorlar ki millet bu havucu yiyecek. Yemez artık, millet uyandı, biliyor artık. Sen yönetemiyorsun ve Türkiye'yi felakete hazırladın. Bir kara kışla karşı karşıya herkes. Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'dan öte, bütün doğuda. Şunu söylediler. Batı'da kış 2 ay, 3 ay. Biz burada 8 ay yakıyoruz. Doğalgaz yakacağız. Kömür yakacağız. Peki biz nasıl geçineceğiz? Değerli arkadaşlarım, zam yağmurundan örnek vereyim. Elektriğe son bir yılda 3 kez zam yapıldı. Doğalgaza 8 defa zam yapıldı. Yerli kömüre 10 ayda %30 zam yapıldı. Benzine 1 yılda 10 kez zam yapıldı. Mazota 1 yılda 9 kez zam yapıldı. LPG otogaza 7 kez zam yapıldı. Mutfak tüpüne gelen zam da %42. En fakiri de bunlar zaten, mutfak tüpünü alanlar. Bakın, bunların içinde hiç yiyecek falan yok, içecek yok. Günlük hayatında kullanmak zorunda olduğu tüketim malları bunlar. Doğalgazı tüketecek, elektriği tüketecek, arabası varsa mazotu, benzini tüketecek. Daha yiyecek hiç yok. Bu kadar zam geldi. TÜİK'in verilerine bakıyoruz. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıyoruz. Hadi diğerlerini saymıyoruz. Domatese gelen zam %70 son bir yılda. Yumurta %69, tavuk eti %68, salatalık %64, patates %58. Bunlar da günlük yiyeceği şeyler. Asgari ücret 2825 lira, açlık sınırı 3049 lira. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret açlık sınırının altına düşmemişti. Devri iktidarlarında, bu şahsın devri iktidarında açlık sınırının altına düştü. Kendilerine çağrı yaptık. Kara kış için fon kurun. Yazık, günahtır. Fakir fukara perişan olacak. Ama bunu yapmadılar. Değerli arkadaşlarım, dış politikaya değineyim. Dış politikanın milli olduğunu defalarca, milli olması gerektiğini defalarca açıkladım. Defalarca. Bu kürsüden açıkladım, genel kurulda açıkladım, gittiğim toplantılarda açıkladım. Dış politikanın iktidarı muhalefeti değil, dış politikanın ortak ses çıkarması lazım. İktidar ve muhalefetin ortak ses çıkarması lazım. Bunun için de dış politika ile ilgili alınacak kararlar konusunda en azından grubu olan partilere mutlaka bilgi verilmesi lazım. Biz şu kararı şu nedenle alıyoruz, şu kararı şunun için alıyoruz dememiz gerekiyor. AK Parti iktidarında maalesef bunlar iş olmadı. Dış politikayı belirleme konusunda Dışişleri Bakanlığı tümüyle devre dışı bırakıldı. Son olayda yalnız, Büyükelçiler olayında Dışişleri Bakanlığı'nın bütün bürokratları günün 15-16 saatini çalışarak bu kazayı atlatmaya başardılar. Nasıl oluyor da dış politikada bir milli politika belirleyemiyoruz? Her şeyi Erdoğan ben bilirim diyor. Ben yaparım diyor. Aksini söyleyeni de düşman ilan ediyor. Değerli arkadaşlarım,
İsterdi ki gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi mi? Gruplara bilgi verilsin. İlgili bürokratlar gitsinler. Grup başkan vekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip, efendim biz bu tezkereyi şu 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 gerekçelerle getiriyoruz. Dolayısıyla burada bizim milli çıkarlarımız var deselerdi. Bu olmadı. Olmadı. Tezkerenin bir başka önemli özelliği daha var. Biz torba kanuna alıştık. 20 kanunu bir seferde çıkarıyorlar. Bir kanun diyorlar, 20 kanun. Hakim de bilmiyor hangi kanun, hangi maddesi değişti. Avukat da bilmiyor. Olay önüne gelince, birisi çıkarıp gösterince o zaman fark ediyor. Ama şimdi torba tezkere dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine. Gelin buna evet deyin diyorlar. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle kardeşim? Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim ya. Gel, otur bir bilgi ver. Nedir, ne değildir diye bize bir anlat. Bunları anlatmıyorsun. Değerli arkadaşlarım, tezkereler gelirdi terörle mücadele konusunda. 6 aydı, 1 yıldı. 6 ay, 1 yıl gelinir, bilgi verilir vesaire falan. Arkasından da yeni bir tezkere gelir veya olay biterdi. Şimdi 2 yıl. Niçin 2 yıl? Bilen var mı? Bu işle ilgilenenler de bilmiyorlar. Gazeteciler de bilmiyorlar. Akademik dünya da bilmiyor. Neden 2 yıl? Niye 2 yıl? Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Onu başkaları yapabilir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu milletin, bu ülkenin menfaatini ve çıkarlarını düşünürüz. Senin her dediğine evet deseydik o zaman ayrı parti niye kuruyoruz biz? MHP söyleyebilir. Senin her dediğine evet diyebilir. Ama biz ayrı partiyiz. Biz Milli Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen bir partiyiz. Dokularımıza Milli Kurtuluş Savaşı var. Biz 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz diyoruz. Davulla zurnayla göndereceğiz diyor. Huzur içinde göndereceğiz diyoruz. Kavga olmayacak Suriye'de, barış olacak diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise 3,5 milyon Suriyeli az geldi. Şimdi bir de İdlib'den bir ordu gelsin. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle? Değerli arkadaşlarım, Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız. Büyükelçilikleri açacağız karşılıklı. Sonra buradaki Suriyelilerin, diyeceğiz ki sizin yolunuzu, okulunuzu, köprünüzü, kreşinizi hepsini yapacağız. Avrupa Birliği'nin fonlarının desteğiyle yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Yeter mi? Hayır. Diyeceğiz ki buradan gelen Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini teminat altına almak zorundayız. Bunu söyleyeceğiz karşı tarafa ve teminat altına alacağız. Sonra Antepli kardeşlerimize diyeceğiz ki, Gaziantepli kardeşlerimize, gidin fabrikalar kurun orada. Suriyeliler kendi sizin fabrikalarda çalışsınlar, üretsinler, kazansınlar. Bir şey istemiyoruz, kazandığınız dövizi Türkiye'ye getirin. Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına hizmet edin. Emin olun bütün fabrikalar yapılır orada. Bizim olaya bakışımızı milletin takdirine sunuyorum. Daha fazla mülteci istemiyoruz. Sığınmacı istemiyoruz. Bunu öngören bütün düzenlemelere karşıyız. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve şehidimiz, polisimiz gitti. Mücadele, ne mücadelesi kardeşim? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit ettiler değil mi? 33 askerimizi.
Soruyorum, sen ne yaptın? 33 askerimiz şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. O geleceğine sen gittin. Bu benim onuruma dokunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak benim onuruma dokunuyor bu. Bir de kapıda beklettiler. Bir de onu televizyonlarda yayınladılar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Değerli arkadaşlar, ha diyorsan ki biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin bölünmesini, parçalanmasını istemiyoruz. Bunu da açık yüreklikle söylüyoruz. Suriye'ye barışı getireceğiz. Türkiye, Suriye, Irak, İran, bütün komşularımızla barışacağız. OBİT, Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesini hayata geçireceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Projesi. Ha efendim bizim askerlerimiz şehit olsun. Bunu istiyor beyefendi. Niye bizim askerimiz garip gureba'nın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşını söyleyen Tükvacılar var. Değil mi? Komando marşı söylüyorlar. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Başkomutanı da oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun. Ne olacak yani? Hiçbir askerimizin, hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Hiçbir askerimizin, evladımızın burnu kanaması. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Biz ayrıca değerli arkadaşlar, bunların terk ettiği vatan toprağını, bayrağımızı indirip terk ettikleri vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz, Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz. Özellikle değerli arkadaşlarım, büyük elçiler krizi göstermiştir ki Türkiye yönetilmiyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi boyunca bir kişinin iki dudağına teslim edilmemiştir. İstişare diye bir şey yoktur. Meydanda alkışı görünce aklına gelen ilk şeyi söylüyor. Özellikle de ruh sağlığı sorunu olan birisine bir devlet teslim edilemez. IŞİD ve El-Kaide militanları. Hapisten çıkarıyorsun. Polis yakalıyor güvenlik güçleri. İki askerimizi diri diri yakıyorlar. İki askerimizi. Polis yakalıyor. Adalete teslim ediyor. Bir bakıyorsun beyefendiyi serbest bırakmışlar. Kim araya girdi de serbest bıraktılar? Kim araya girdi? Sonra bir gazeteci arkadaşımız yazınca serbest bırakıldığını yeniden gidip tutukladılar ve hapse attılar. El-Kaide ve IŞİD'in banka hesaplarını neden incelemiyorsunuz? Onların 42 ilde Türkiye'de örgütlendiğini biliyoruz. Neden mücadele etmiyorsunuz? Uyuyan hücreleri herkes biliyor. Neden müdahale etmiyorsunuz? Sen önce kendi içine bak. Kendi toprağına bak. Kendi vatanına bak. Değerli arkadaşlarım. Önemli bir şey var. Bu tezkerede ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanlığı belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Erdoğan'a sormuyorum. Sormaya gerek de yok zaten.
Yönetme kapasitesi olmayan adama zaten soru sormak da yanlış. Yanlış yani. Bahçeli'ye soruyorum, Bahçeli'ye. Bahçeli'ye soruyorum. Bu yabancı askerler kim? Ve sen yabancı askerler Türkiye'ye gelip konuşlanacak, sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakayım, milliyetçi sen misin, biz miyiz? Evet, bir daha soruyorum. Yabancı askerler bu tezkerede var. Yabancı askerler Türkiye'ye gelecek. Yabancı askerlerin Putinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını çiğnemesini istemiyorum. Çıkarın bunu tezkereden. Vatan severseniz bu rezilliğe son verin. Böyle bir rezillik olur mu ya? Terör merör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buraya gelecek. Kim? Erdoğan isteyecek. Taliban mı getireceksin? Taliban kuvvetlerini mi getireceksin? Kim gelecek? Amerikalılar mı? Fransızlar mı? Almanlar mı? Yunanlar mı? Fransızlar mı? Kimi çağıracaksın sen? Terörü bitirmek için mücadele eden ve hakkını teslim edelim silahlı kuvvetler ve polislerimizdir. Onların başımızın üstünde yeri vardır. Hayatları uğruna mücadele ediyoruz. Bayrak için, vatan için, birliğimiz, bütünlüğümüz için mücadele ediyorlar. Getireceksin yabancı kuvvetleri, terörle mücadele ediyoruz. Ya terörle mücadele eden, 35-40 yıldır mücadele eden silahlı güçlerimiz var. Niye yabancı güçler? Kimdir bu yabancı güçler? Ben merak ediyorum. Ben adım gibi eminim, bütün ülkücüler merak ediyor. Ben adım gibi eminim, bütün vatanseverler merak ediyor. Kim bu yabancı güçler? Değerli arkadaşlarım, iyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. İyi yönetilen bir ülkede yoksulluk utanılacak bir şeydir. Kötü yönetilen bir ülkede de zenginlik utanılacak bir şeydir. Çünkü kötü yönetilen ülkede kaynaklar zenginlere gider. İyi yönetilen bir ülkede adalet olur. Bugünün Türkiye'sinde açıkça söylüyorum, bugünün Türkiye'sinde zengin olmak utanılacak bir şeydir. O noktaya gelmiştir. Havadan para kazananlar, beşli çeteler, 83 milyon bir avuca çalışıyoruz. 83 milyon Londra'daki tepecilere çalışıyoruz. Kimse kusura bakmasın ama içinde bulunduğumuz şartlar, üzülerek ifade edeyim, böyle. Bu ülkede zengin olmak artık utanılacak bir şey haline gelmiştir. Zengin olan ben zengin oldum diyemiyor. O yoksulluğu gördükten sonra, fakirliği gördükten sonra. Her gün ülkenin ayrı bir köşesine gidiyorum. Kars'a gidiyorum. Efendim, Kırşehir'e gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Aydın'a gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. Bir sürü yani şu anda bilemiyorum. Gitmediğimiz il aşağı yukarı yok. Her yere gidiyorum. Her aşamada vatandaşlarla oturuyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ve konuştukça öğreniyorum. Acı tabloyu görüyorum. O insanların dramını ve o insanların acısını görüyorum. Çaresizliklerini görüyorum. Haykırışlarını görüyorum. Dertlerini çözecek bir alan arıyorlar, bir yer alıyorlar, bir kişi arıyorlar. Nasıl biz karanlığı aşıp aydınlığa çıkacağız diye. Yoksulluğun tersi zenginlik değil. Şunu öğrendim. Yoksulluğun tersi zenginlik değil. Yoksulluğun zıddı adalet. Adalet. Bu ülkede adalet yok. Adalet olsa zaten böyle bir tablo olmaz. Hiçbir şahıs ülkeyi ben adaletsiz yöneteceğim diye yola çıkarsa
herhangi bir şahıs ben ülkeyi adaletle yöneteceğim diye yola çıkıp adaletsizlik yaparsa sorunları büyütür. Yoksulluk halkasını büyütür. Bir grup insana çalışır. Kendisine yakın, ailesine yakın, şürekasına çalışır. Ve çok acımasız bir tabloyu getirir Türkiye'nin önüne koyar. Bugün geldiğimiz nokta budur değerli arkadaşlar. Bakınız her gün, her saat ve her sabah uyandığımızda bir zam haberiyle karşı karşıyayız. Her gün, her saat ve her sabah uyandığımızda bir zam haberiyle karşı karşıyayız. Peki bu zamın karşılığında kişilerin, geniş kitlelerin gelirleri artıyor mu? Onlara da zam yapılıyor mu? Hayır. Değerli arkadaşlarım, bunlar yaşanıyor ama saray ve şürekası hamasi söylemlerle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte sizin de bak kapıcının arabası var, senin de cep telefonun var, çıkar bakayım cep telefonunu, sen fakir değilsin, sen zenginsin. Kendilerine göre bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü çaresizler onlar da, görüyorlar onlar da. Yaptıkları hataların da bir anlamda farkındalar. Aslında Türkiye'yi büyütecek kadar Türkiye varlıklı bir ülke. Zengin bir ülke Türkiye. İmkanlarımız var, kaynaklarımız var. Her şeyi iyi ve yerinde kullandığımız takdirde Türkiye'yi büyütebiliriz. Türkiye zengin bir ülke haline gelebilir. Birileri değil Türkiye'yi zengin kılmamız lazım. 5 kişiyi değil 83 milyonu büyütmemiz lazım. Zenginleştirmemiz lazım. Türkiye'ye yetecek kadar kaynak var ama aç gözlülere yetecek kadar kaynak yok. Onlar tamamını yeseler yine doymazlar. Yine doymazlar. Kötülüğün zaferi için yoksulların susun kalmasıdır. Kötülüğün zaferi. Kötülüğün zaferini yenmek istiyorsak, o zafere son vermek istiyorsak iyilerin konuşması lazım. Bizlerin konuşması lazım. Halkın konuşması lazım. Esnafın konuşması lazım. Şoförün konuşması lazım. Muhtarın konuşması lazım. Apartman görevlisinin, taksi şoförünün konuşması lazım. Gidişten duyduğu rahatsızlığı bir şekliyle anlatması lazım. Eğer susarsa kötülüğe prim vermiş oluruz. Yanlışa prim vermiş oluruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Biz adaleti başkalarının söylemlerinde değil, biz adaleti kendi topraklarımızdaki söylemleri dikkate alarak aslında biliyoruz, bulmamız lazım. Bu kadim topraklarda adalet için çok şey söylenmiştir. Çok güzel sözler söylenmiştir. Örneğin Ahi Evran, esnafların piri. Dünya malına tamah etme diyor. Yanlış ölçme, eksik tartma, kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil. Ve kendin muhtaç iken kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol diyor. Kim söylüyor? Ahi Evran söylüyor. Yeni bir şey aramaya gerek var mı? Yeni bir şey söylemeye gerek var mı? Adalet dediğiniz işte bu. Bizim Yunus Emre'miz var. Aynı şeyi söylüyor. Üzenlerin üzüldüğü vakitte gelecektir diyor. Bunu özellikle bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Üzenlerin üzüldüğü vakitte gelecek. O zaman adalet olacaktır. Mevlana'mız var. Adalet nedir? Ağaçları sulamak diyor. Zulüm nedir? Dikenlere su vermek. Bir zulüm dönemi yaşıyoruz. Zam dönemi yaşıyoruz. Zorbalık dönemi yaşıyoruz. Mevlana'dan, Yunus'tan, Ahi Evran'dan ders alamayan bir yönetici Türkiye'yi yönetemez. Hacı Bektaş Veli var. Adalet her işte hakkı bilmektir diyor. Adalet her işte hakkı bilmektir. Bunları şunun için anlattım. Kadim bir kültürümüz var. Adaletin ne olduğunu büyüklerimiz bize öğretti. Yanlış olan devleti yönetenlerin bunu bilmemesidir. Kendi tarihinden, kendi kültüründen habersiz olmalarıdır. O kadar habersizler ki hocalar buldular. Saraydakinin rüşvet alabileceğini, %10 civarında parayı alabileceğini, rüşvetini aldılar. Ne diyorlar ona? Fetvasını aldılar. Söyledim. İlk kadın kolları toplantısında söyledim.
padişahın sofrasına oturan alimin fetvası geçersizdir diye. Ebu Hanife'nin bir sözüdür. Padişahın sofrasına oturuyorsan, padişahın her dediğine evet diyorsan ve onun yolsuzluk yaptığına göz yumuyorsan senden alim olmaz. Sen önce neyi bileceksin? Ayi Evran'ı bileceksin. Mevlana'yı bileceksin. Yunus Emre'yi bileceksin. Hacı Bektaş'ı bileceksin. O zaman ben anlarım ki sen gerçek anlamda alimsin. Bu alimlere canımız kurban. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Oturumu ve birleşimi kapatıyorum.